Çıktınız mı? Evet. Murat hocamla üniversite zamanından tanışıyoruz. Ben son sınıftayken kendisi birinci sınıftaydı. Sık sık da görüştük ondan sonra. CV'sine bakın, böyle CV maşallah. İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, IMF gibi ülkeler, uluslararası kurumlarda, önemli dünya üniversitelerinde hocalık, akademik kariyer. Çok şey var, güzel bir şey var, birikim var. Bu toplantıdan önce, birkaç gün önce bir sohbet yaptık, birkaç saatlik. Bu birkaç saatte benim kafamdaki bir sürü soruyu aydınlattı. Buradan sonra nereye gideceğiz? Yani işte böyle teknolojide böyle gelişmeler var. İşte ne tür ülkenin yatırımlarını ne tarafa yönlendireceğiz? Hangi sanayiler? Bu tür böyle makroekonomik konularda çok güzel görüşleri var kendisinin. Zaten burayı kurgularken en son toparlamayı Murat hocama bıraktık ki bütün bu problemler yumağıyla ülke olarak mücadele ederken önümüze bir fener ihtiyacı var. Bu feneri de iktisat biliminin ışığında yapmak belki yardımcı olabilir. Bu arada şeyi söyleyeyim, Murat hocamın anlatımından sonra sorulara başlayacağız. Bölünmesin diye soruları en sona bıraktık. En sonunda da herhalde sizlerden de soru alırız. Hocam buyurun. Evet. Ben de o zaman düzeni bozmamak için ayağa kalkayım. Öyle konuşmamıştık ama. Değerli arkadaşlar, değerli hocam, bakanım, öğrenci arkadaşlar, Boğaziçi'li arkadaşlarımız, kardeşlerimizle bir kere daha bir araya gelmiş olduk bu vesileyle. Bahattin Bey başta olmak üzere, İbrahim Ethem Bey, İhsan abi, hepsine teşekkürler. Şimdi ben gelecek hafta içinde esasında bir de Lüksemburg'da sunum yapacağım. Zaman da kısıtlı olduğu için ikisini birleştirdim. Biz Türkiye'deyiz ama kusura bakmazsanız sunum İngilizce kaldı, Türkçeleştiremedim. Tabii bu kadar güzel konuşmacılardan sonra da size neyi nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bazı bu Regaib Kandili'nde birlikte bu şekilde ihya ettiğimiz konuları birazcık ben anlatmaya çalışacağım. Ama önce bir şey sormak istiyorum. Aklıma geldi diğer konuşmacıları dinlerken. Biz Türkiye'deyiz. Türkiye'nin geleceği sanayide midir, hizmetlerde midir, yoksa başka bir yerde midir? Ben salonun görüşlerini bir almak istiyorum. Türkiye'nin geleceği nerededir? Soru bu. Cevap şıklarını da söyledim. Yani böyle çok böyle yaratıcı bir şeyler de beklemiyorum. Sanayi mi Türkiye'yi kurtarır, hizmetler mi kurtarır, finans mı kurtarır, inşaat mı kurtarır? Nedir? Bizim nereye gitmemiz lazım? Evet. Görüşler. Mehmet Hoca dedi ki biraz evvel Türkiye'nin ilk bininden 700 kişi alıyoruz dedi. Şimdi buradaki ortalama seviye oldukça yüksek şimdi. O yüzden bekliyorum bakalım ne diyecek burası. Evet. Bence hizmet sektörü. Hizmet. Çok güzel bunu söylemeniz. Çünkü katma değer olarak hem yüksek ve bakanın söylediği gibi kilogram başına oranı daha fazla. Kilogram yok ama sonsuz. Sonsuz bir şey. Çok güzel. İsminiz neydi? Ahmet Bey, evet. Teknolojik tarım. Bir tane daha alayım. Evet, ön sıralardan kimse yok. Yani yaşlılardan yok, gençler. Evet. Evet. Kaliteli insan. Şimdi oralara girmedim, sektör. Şimdi teknolojik tarım, hizmet, bir tane daha. Dediğiniz çok doğru, onsuz olmaz. Kim sanayi dedi? Evet. Göremiyorum sizi ama isminiz neydi? Evet. Şimdi bakalım nereye nasıl gideceğiz falan. Şimdi şunun hangisi şeyi gösteriyor? Şu galiba. İktisada baktığımız zaman, rakamlara baktığımız zaman pek sizin dediğiniz gibi olmuyor. Benim anladığım, benim gördüğüm kadarıyla hizmetler rakamlara baktığımız zaman istihdam üretiyor. Ama sanayi yenilikçilik ve üretkenlik üretiyor. Şimdi bunu ispat etmeye çalışacağım. Bir, Amerika için bakalım. Şu grafik Amerika'daki toplam çalışan insan sayısı, istihdamı gösteriyor. Alttaki büyük, yani şöyle bakarsak 2014 itibariyle büyük kısım, birazdan biraz daha detayına gireceğiz, hizmetler.
İstihdam çok bariz bir şekilde hizmetlerden geliyor. Dünyanın bütün ülkelerinde. Hatta az gelişmiş, sanayileşmemiş ülkelerde de. Ama sanayi bir başka işe yarıyor. Mesela bakalım şu tabloya. Bu Amerika'nın yine tarım dışı sektörlerdeki üretkenlik artışları, verimlilik çok önemli. Verimlilik büyümenin ana itici gücü. Mesela 90 ile 2000 arasında hizmetler %2.2 büyümüş yıllık ortalama ama imalat sanayi %4 büyümüş. İki kat fark var. O aradaki %2 çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. 2007-2016 kriz sonrası dönemde hizmetler sektöründeki büyüme, üretkenlik artışı %1.1 ortalama, imalat sanayi %1.7. Şimdi benim söylediğim şeye bir destek buradan geliyor. Bir rakama daha bakalım. Verimlilik olarak. Bu Amerika'nın 2015 yılı itibariyle yine istihdamının ve ürettiği katma değerin dağılımı. Birinci kolon istihdam, ikinci kolon çıktı, üçüncü kolon çıktı bölü istihdam. Yani fert başına, çalışan insan başına ne kadar katma değer üretilmiş. Katma değer demek şu demektir, katma değerlerin toplamı ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını verir. Bizim büyütmeye çalıştığımız şey. Yani üreten herkesin katma değerini toplarsam gayri safi yurt içi hasıla. Demek ki katma değer önemli bir şey. Şimdi bakın 150 milyon kişinin 2015 itibariyle Amerika'da 100 milyonu hizmetlerde çalışmış. Buna devleti de eklersek 120 milyonu devlette hizmetlerde çalışıyor. Sanayide sadece 12 milyon kişi çalışıyor. Tarımda 7 milyon kişi çalışıyor. Orta kolona baktığımız zaman Amerika sanayi sektöründe 2015 yılında 2 trilyonun üzerinde katma değer üretmiş. Bu doğrudan gayri safi yurt içi hasılayla karşılaştırılabilir bir rakam. Mesela Türkiye 800 milyar dolar tarımı, sanayisi, hizmetleri. Demek ki Amerika'da 12 milyon insan çalışarak Türkiye'nin 2,5 katı kadar toplam katma değer üretmiş. Kişi başına bunu böldüğümüz zaman 175.600 dolar yapıyor çalışan başına. Hizmetler sektöründe bu rakam, nerede hizmetler? 121 bin dolar. Demek ki böyle baktığımız zaman sanayi ortalama olarak bunu dünyanın bütün ülkelerine tarih boyunca genelleştirebilirsiniz. Her zaman sanayi üretiminin teknik manada katma değeri kişi başına hizmetlerden daha fazladır. Kaldı ki hizmetler sektörü ticarete konu olmadığı için fiyatlar sanayi sektörüne göre birim, hani onu birimleştirebilirsek çok daha yüksektir. Neden? Şimdi ben burada mesela şöyle bir pointer almışım. Bunun en ucuzunu alabilirim. Çin, Alman vesaire hepsi pazarda vardır. En ucuzunu seçebilirim. Sanayi şirketleri verimli olmak zorundadır. Hizmet sektörü ise verimli olmak zorunda değildir. Neden? Saç tıraşı yaptıracağım. Diyelim ki Türkiye'de saat ücreti 15 lira olan birisi benim saçlarımı şey yapıyor. Bengaldeş'te saati 30 sent. Ama benim saç kestirmek için Bengaldeş'e gidebilme şansım yok. Otelde kalabilmek için, eğitim görebilmek için, yani hizmetlerin bütün alanlarında uluslararası rekabet son derece sınırlı olduğu için fiyatlar şişmiştir. Sanayi sektöründe böyle bir şey yoktur. Rekabetçilik çok daha fazladır. Dolayısıyla bu 120 bin, 1 bin dolar kişi başına hizmet sektörü katma değer üretimi esasında şişik bir rakamdır sanayiye göre. Buna rağmen sanayinin ortalama verimliliği ve ortalama ürettiği katma değer daha yüksektir. Demek ki sanayi önemli bir şey olabilir gibi gözüküyor. Devam edelim. Ama bir de bir paradoks var. O paradoks da şu. Gelişmiş ülkeler de sanayi üretimi düşüyor. Her ülke tırnak içinde ilerledikçe sanayi katma değeri düşüyor. O halde sanayi demek ki kötü bir şey. Yani ülkeler geliştikçe sanayi üretimi düşüyor. Örnek, bu soldakiler gelişmiş ülkeler. Bir trend bu 70'lerden itibaren. Sol eksen, imalat sanayide üretilen katma değerin toplam gayri safi yurt içi hasıla, yani hasıla içindeki payı.
çok yüksek rakamlardan işte Amerika gibi ülkeler artık %10-15'lere kadar geriledi. Buraya Portekiz'i mesela İngiltere var sanayisini kaybetmiş bir ülke. Portekiz ya da Yunanistan'ı koysam %10'un altında olacaktı. Bir şekilde kişi başına gelir demek ki arttıkça sanayi azalıyor. Oran olarak ama. Veya gelişmekte olan ülkelere bakalım. Burada biraz daha farklı bir şey var. Biz henüz kişi başına gelirimiz Amerika'nın kişi başına 70'lerdeki gelirine gelmediği için biz onlara göre biraz daha geriden geliyoruz. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde aşağı doğru trend ya başlamadı ya başladı ama hafif ya da bazı ülkelerde erken başladı. Bu erken başlayan ülkelere işte prematüre sanayi kaybetme ya da deindustrialization diyoruz. Ama ana trendlere baktığımız zaman bazı ülkeler Kore gibi dikkat edin. Yukarılara çıkıyor veya en azından hala aşağı doğru gitmiyor. Halbuki Kore'nin kişi başına geliri şu anda 30 bin dolar. Muhtemelen de yanlış ölçüyorlar. Onu 50 bin dolar kabul edebiliriz. Almanya gibi en azından 40 bin kabul edersek. Çünkü istatistikler her zaman yani geriden geliyor düzeltmeler. Biz yeni düzeltme yaptık bu sene. Almanya ile veya Amerika ile aynı kişi başına gelire sahip olduğu halde Kore dikkat ederseniz bir sanayi ülkesi olarak bu manada devam ediyor. Türkiye biraz sanayisini kaybediyor. Hindistan gibi üçüncü kategori ülkeler ya da Brezilya gibi çok hızlı sanayisini kaybeden ülkeler var bu meyanda. Fakat dikkat edin kişi başına geliri Amerika'nın, Avrupa'nın yanına bile yaklaşmadan sanayisini kaybediyor bu ülkeler. O yüzden de bir Hintli iktisatçı ilk defa bu fikri ortaya attı. İşte premature industrialization yani şu manadaki sanayisini kaybetme her ülkede bir şekilde olacaktır. Ancak bazı ülkeler ulaşmaları gereken sanayi seviyesine ulaşmadan düşüşe başlamışlardır. Bu esasında hepimizin derdi. Türkiye'nin de derdi, Zimbabwe'nin de derdi, Bangladeş'in de derdi. Fakat bazıları bizim gibi birazcık tutabiliyor, bazıları hiç tutamıyorlar, bazıları da çok yukarıda tutuyor Kore gibi. Demek ki üç tane kategori var. Devam edelim. Bu da ikisinin birleşimi Amerika için. Bunu geçeyim. Yani sonuç olarak hizmet sektörü istihdamın kaynağı bütün ülkelerde, Amerika'da buradaki yukarı doğru çıkan şey. Buna karşılık oran olarak baktığımız zaman imalat sanayinin istihdamı veya ürettiği katma değer toplamın içinde her zaman düşük veya aşağı doğru gidiyor. En alttaki de Amerika'daki sanayi istihdamı. Peki Amerika'daki sanayi istihdamı bu kadar aşağı doğru gidiyor ve geriye doğru şöyle gidersem böyle bir trend varsa önüne geçemeyeceğimiz o zaman sanayinin geleceği ne olacak? Yani ne olacak bu sanayi? Sanayinin durumu ne olacak? Şimdi buralara bakalım. Burada bir ara veriyorum, bir dakika. Kaldor diye bir büyüğümüz var. Kaldor bir iktisatçı, Cambridge Üniversitesi'nde 1950'lerde şey yapmış. Kaldor'un ortaya attığı önemli bir fikir var. Diyor ki, sanayi, imalat sanayi özellikle büyümenin motorudur. Şimdi o sanayinin önemli bir şey olduğunu düşünüyor. Üç tane de sanayi ile ilgili şey söylüyor. Üç tane kanun. Bunlardan bir tanesi, birincisi diyor ki sanayi sektöründe yani verimlilik artışı çok yüksektir ve artmaya devam edecektir. İkincisi sanayi sektöründeki büyüme artışları diğer sektörlere özellikle de hizmetlere yayılır. Dolayısıyla hizmetlerde bir verimlilik artışı oluyorsa bunu da drive eden, bunu iten güç sanayideki verim artışlarıdır. Üçüncüsü bu ikisi birleştiği zaman şu kutu, gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, yani bizim için büyüme çok önemli. 10 bin dolardan 30 bin dolara gelmek istiyorsak matematiksel olarak büyümemiz gerekiyor. İşte bunu büyüten sektör sanayidir. Bunun arkasından iktisatçılar oturmuşlar, ya bu acaba adam mantıklı şeyler mi söylüyor diye ekonometrik çalışmalar yapmışlar. Hala yapılıyor bölgesel bazda ve ülke bazında ve bunlar da genellikle doğru çıkıyor. Yani yapılan bilimsel araştırmalar hakikaten sanayinin büyüme, ekonomik büyümenin motoru olduğunu gösteriyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman
En başta sorduğum soruya dönüyorum. İkinci soruyu açık bıraktım. Sanayi önemli bir şey midir? Yoksa sanayi fakir insanların yapacağı, zenginleşmek isteyen Türkiye gibi ülkelerin ya da ne bileyim Botswana gibi ülkelerin, Bangladeş gibi ülkelerin, Polonya gibi ülkelerin uğraşmaması gereken, başka sahalara, tırnak içinde mesela katma değeri yüksek sahalara atlaması gereken bir uğraş mıdır? Fakir adamların işi midir, zengin adamların işi midir? Zenginlemek istiyorsan, zenginleşmek istiyorsan sanayi mi yapacaksın, hizmet mi yapacaksın? Şimdi bakalım, bu tabii bir küçük bir örneklem ama dünyada seçilmiş bazı ülkelerin kişi başına gelirleriyle sanayi üretimlerinin, ama onu katma değer olarak alıyoruz, ciro olarak değil, kişi başına sanayi üretimlerinin birbirleriyle olan ilişkisi. Burada açık bir ilişki ortaya çıkıyor. Zengin ülkeler daha sanayileşmiş ülkeler. Demek ki şimdi bir taraftan sanayi geriliyor, şudur budur, istihdamı falan azalıyor, bu bir gerçek. Yani rakamlar bunu gösteriyor ama zengin ülkeler sanayileşmiş ülkeler. Bu şu demektir, yani biz Türkiye olarak şuralardayız, atıyorum Amerika seviyesine gelmek istiyorsak, demek ki eğer burada bir sebepsellik varsa benim sanayimi güçlendirmem gerekiyor. Peki, büyümede de böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu seviye, bir de değişimler var. Büyümelere de biz baktığımız zaman Avrupa gibi yavaş büyüyen, büyüyemeyen ülkelerden Kore'ye kadar gayri safi yurt içi hasıla büyümesiyle sanayi üretimi büyümesini aynı grafiğe koyduğumuz zaman orada da doğrusal bir ilişki görüyoruz. Neredeyse doğrusal. Yani büyümenin motoru Kaldor'un bir zamanlar söylediği gibi hala bu son 10 yıldaki 2003-2013 arası ortalama büyümeler. Yani Kaldor öldükten sonra veya bunları yazdıktan sonra 60 sene geçmiş ama şu basit grafikten demek ki büyümenin motoru hakikaten sanayiymiş diye böyle bir sonuç buradan çıkabilir. Demek ki bir taraftan bir kader olarak sanayinin aşağı doğru gitmesini biz görüyoruz ve böyle de gidecek gibi gözüküyor. Ama öte taraftan sanayi hala önemliymiş gibi de gözüküyor. Şimdi şunu soralım veya önce şey yapalım. Dünyanın en büyük sanayi ülkesi hangisidir? En büyük üretici. Sonra da şu soruyu soracağım. En sanayileşmiş ülke hangisidir? Bunları nasıl ölçeceğiz? Dünyanın en büyük sanayi ülkesi hangisidir? Gerçi gördünüz artık ama evet. Çin. Buradan mı gördünüz? Evet, doğru. Çin dünyanın, bir zamanlar İngiltere nasıl kendisine 100 yıl evvel ben dünyanın yani workshop'ıyım, fabrikasıyım diyordu. Şimdi 100 sene sonra Çin diyor ki ben dünyanın fabrikasıyım. Siz fazla bir şeylerle uğraşmayın. Ben üretiyorum, size ucuz, kaliteli gönderiyorum diyor. Başka sonra kim gelebilir? Gördünüz mü listeyi? Görmeyenler. İkinci büyük sanayi ülkesi nedir? Büyüklük olarak. Dünyanın en büyük sanayicisi kimdir ülke olarak? Almanya olabilir. Başka? Sayın Trump şu anda nelerden şikayet ediyor? Diyor ki biz sanayimizi kaybettik. Her şey offshore oldu. Sanayimiz kalmadı. Bittik, yandık falan. Hindistan olabilir. Çin olabilir. Hindistan olabilir. Almanya olabilir. İkinci büyük Amerika. Trump bayağı yanlış. Yani birçok konuda yanlış olduğu gibi bu konuda da çok yanlış. Yani şeylerle uyuşmuyor söylediği şeyler gerçeklerle. Dünyanın ikinci büyük sanayi ülkesi Amerika. 2 trilyon dolar biraz evvel verdim rakamı. Burada yıl farkı olduğu için 1900 diye gözükmüş. 2 trilyon dolar. Amerika'da 12 milyon insan sanayide çalışıyor. Parantez içinde Türkiye'de kaç kişi çalışıyor sanayi sektöründe? Vardır iktisatçılar burada. Türkiye'de de 6 milyon kişi çalışıyor. Yani çok da zor değil. Bizde 27 milyon insan çalışıyor toplam. Onun 6'sı sanayide. Amerika'da 156 milyon insan çalışıyor son rakamlar. 12 milyonu sanayide ama 12 milyon kişiyle Amerika, maalesef Sayın Trump yani Amerika için yanlış şeyler söylüyor. Çok katma değerli işler ürettikleri için 12 milyon kişiyle Amerika 2.2 trilyon dolarlık, buradaki rakamı 2.2 diye görün, sanayi üretimi yapıyor. Dünyanın en büyük sanayi ülkesi. Üçüncüsü bekleyeceğiniz gibi Japonya tabii ki ama Japonya geriliyor. Çok hızlı geriliyor hem de. Dördüncüsü Almanya vesaire. Türkiye 16-126-140 o civarlardayız biz. Yeni rakamlarla bu 140'a falan çıktı. Ama arada tabii İngiltere'nin
İngiliz Futbol Ligi'nde bir çok iyiler var, bir de diğerleri var ya, 3-4 tane iyi takım var, gerisinin hepsi averaj. Şimdi burada da Almanya'dan, hadi Kore'de şu anda çok hızlı büyüdüğü için Kore'yi de katalım. İlk 5'ten sonrası çok da önemli değil esasında. Bunu başka rakamlarda da göreceğiz. Şimdi peki en sanayileşmiş ülkesi hangisidir dünyanın? Sanayi diye bir şeyden bahsediyoruz da en sanayileşmiş ülkesi dünyamızın hangi ülkedir? Evet. İsveç. Peki isminiz? Asım Bey. İsveç. Bir tahmin daha, bir tane daha. Amerika. Şimdi benim sorduğum soru yanlış bir soru. Şöyle yanlış bir soru. Şimdi dünyanın en sanayileşmiş ülkesi ne dediğim zaman esasında sizin şey demeniz lazım. Yani hangi kritere göre? Şimdi enteresan olan böyle bir kriter yok. En sanayileşmiş ülke hangisi dediğimiz zaman bunu ölçebileceğimiz bir kriter kimse koymamış. Ben de dedim ki ya mesela kişi başına üretime bakalım. Kişi başına üretim. Yani kişi başına daha doğrusu katma değer, sanayi katma değeri. Böyle baktığımız zaman ilk başta bir takım şey ülkeler var. Yani işte Monaco vesaire gibi. Onları temizlersek, Porto Rico'yu bilerek temizlemedim. Ama bakmayalım Porto Rico'ya. En sanayileşmiş ülke İsveç değil ama İsviçre. Şimdi biz İsviçre'yi ne ülkesi olarak biliyoruz? Finans. Kim, ne dediniz? İlaç, bravo. Ama ya onu 78 milyon içinde yani 3-5 kişi söyler ancak ilaç diye. Başka? Finans, çikolata, turizm, Haydi falan, saat. Güzel. Saati kim söyledi? Evet. Ya bu o ülkenin bir nevi markaları. İsviçre'nin sanayi katma değerini kişi başına böldüğümüz zaman 15 bin dolarlık bu adamlar sanayi üretimi yapıyorlar. 16 bin dolar. Türkiye burada yok. Yani ikinci bir sayfaya geçmemiz lazım maalesef. Biz kaçızdır? Çin daha gerilerden geliyor çünkü kişi başına orada 1,5 milyar insan var. Bir de sanayi, dünyanın en büyük belki sanayi üreticisi ama kiloda değerde değil. O yüzden biraz daha gerilerden geliyor. Türkiye kaçtır? 1600 dolar. Maalesef. Yani önceki tablolara dönersek demek ki bizim şuralarda yer almamızın sebebi eğer başka bir faktör yoksa sanayimizi tam olarak oluşturamamış olmamız. 1600 dolar. İsviçre burada var mı bilmiyorum. İsviçre kişi başına gelir 50-60 olduğuna göre muhtemelen 15 bin şuralarda bir yerlerde, şöyle bir yerlerde. Şimdi demek ki biz ilk sorunun cevabına böyle bir takım şeylerle gelirsek, değişik göstergelerle muhtemelen sanayi Türkiye'ye ekmek hakikaten yedirebilir. Büyümemizi sağlayabilir, kişi başına gelirimizi artırabilir vesaire. Bir başka işe daha yarıyor sanayi. Bir başka işe daha yarıyor ticaret. Uluslararası ticaret rakamlarına baktığımız zaman dünyada kabaca 20 trilyon dolarlık ihracat oluyor her sene. 20 trilyon dolarlık ihracatın 16 trilyonu mal. Yani dünyada hizmet ihracatı henüz yok. Çok az, 4 trilyon dolar. Büyük kısmı mal. Yani dünya ticareti, ihracat, ithalat falan falan dediğimiz şey esasında büyük ölçüde mal. Tamamen değil, %100'üyle ama mal. Bu 16 trilyonun 11 trilyonu, 12 trilyonu biraz sonra göreceğiz. Manufacturers yani imalat sanayi ürünleri. Kalanı ne? İşte enerji var, petrol var, tarım var vesaire vesaire. Demek ki dünyaya mal satmak istiyorsan ve Suudi Arabistan değilsen yapabileceğin bir tek şey var, o da sanayi. Sanayin yoksa dünyaya mal satamıyorsun. Peki kim ne satıyor? Biraz evvel Arçelik'i gördük. Kim dünyaya ne satıyor? Fakir ülke dünyaya ne satıyor? Zengin ülke dünyaya ne satıyor? Şunu geçeyim, bu zaten onun özeti. Zengin ülkeler ne satar dünyaya? Evet. Teknoloji tabii ki ama ne? Ürün olarak. Hangi ürünleri satıyorlar? Efendim? Evet. 3 tane ürün var. Zengin ülkeler 3 tane ürün satıyor. Sektör olarak tabii. O 3 tane ürün üzerinden toplam 11,5 trilyon dolarlık
mal ihracatının 9,5 trilyon dolarını dünyanın en büyük 10 ülkesi, Avrupa Birliği'nde tek ülke sayıyoruz, şey yapıyor. Bunların içinde şimdi bakalım, pardon, burada seçme bazı ülkeler var. Almanya'ya bakalım. Bakın %26'sı makine, elektrikli ve elektriksiz makine. Telefon dediğiniz bunun içinde, bilgisayar bunun içinde vesaire. İki, ulaştırma. Almanlar otomobil satıyorlar, bu kadar basit. Tren satıyorlar. Biraz az buçuk uçak satıyorlar. Airbus satışlarının bir kısmı burada gözüküyor. Üç, yani diğerlerini geçelim. Üçüncüsü kimya. Üç tane sektör var. Makine, elektrikli, elektriksiz. Otomobil, ulaştırma araçları ve kimya. Peki, en fakir ülkeler ne satıyor? En fakirlere bakalım. Mesela benim, bu benim üzerine çalıştığım bir ülke. 150 milyon dolar ihracat vardı 2001 yılı itibariyle. Bunun %70'i olan 100 milyon doları ham pamuk. 150 milyon dolar ihracat. Yani düşün, toplam milyar değil, milyon. Şimdi bu ülkenin 2013 rakamları bunlar. %31, textile and clothing diye geçiyor ama tekstil falan yok, pamuk. Yani o da kategorik olarak bunun içinde. Ulaştırma ekipmanları, burada bir gariplik var. Sebze meyve satıyor. Tarım. Nijer aynı grup ülke. Uganda %16 tarım. Şu kimyasalın içinde ne var bilmiyorum. %35 sebze meyve. Yani fakir ülkeler varsa petrol vesaire gibi tabii kaynaklar, yoksa tarım ürünü satıyor. Ama zengin ülkeler bu üç tane ana ürünü satıyorlar. Ortadaki ülkeler bizim gibi. Biz biraz daha farklıyız diğerlerinden. Hepsi birbirinden farklı. Mesela Hindistan'a bakalım. Hindistan'da %19 yakıtlar var. Birazcık yakıt satıyor bu demek ki. Taşlar, değerli taşlar, tekstil. Malezya'ya bakalım. %22 ne yakıtlar, onlarda var şey. 37 makine, bu biraz daha sanayileşmiş bir ülke. Transport burada çok az. Otomotiv sanayileri olduğu halde %1.4 vesaire. Şimdi aradaki ülkeler birazcık sanayiye doğru kaymışlar. Yani birincil mal satmıyorlar, topraktan çıkardığını satmıyorlar. Ama öbür ülkelerin, üst ülkelerin seviyesine gelememişler. O üst ülkeler üç tane ana ürün satıyor. Ulaştırma araçları, otomotiv, tren, kimya ve her türlü makine. Demek ki zengin olan ülkeler, bu da toplam ticareti gösteriyor, zengin olan ülkeler yüksek ihracat yapıyorlar. Yüksek ihracat ve zenginlik tamamen sanayi ürünlerinden gelmiş. Bizim gibi ülkeler orta gelir tuzağı denilen bir tehditle karşı karşıya. Bu iyi bir fikir, güzel bir fikir. Kabaca şöyle bir şey, orta gelir tuzağı hikayesi. Ülke düşük bir gelir seviyesinde, dikey eksen gelir seviyesi, düşük bir gelir seviyesinde ise hızlı büyüyebiliyor. Büyüyor. Diyelim ki 10-15 sene sonra öyle bir gelir seviyesine geliyor ki, orta gelir dediğimiz 8-10 bin dolar seviyesine geldiği zaman öyle bir rehavet çöküyor, bir şeyler oluyor ve büyüme trendi yataylaşıyor. Yani eskiden diyelim ki 2000 mesela 50 yılında veya 2030 yılında yüksek gelir seviyesine çıkmayı beklerken, bu yavaşlama seviyesiyle giderse diyelim 2080 yılına kadar beklemesi lazım, tekrar yavaşlamazsa. Buna orta gelir tuzağı deniyor. Yani öyle bir bataklığa saplanıyor ki 10 sene evvel ürettiği büyüme oranlarını üretememeye başlıyor. Peki kimler orta gelir tuzağında? Türkiye'de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülke alt seviyede değilse ve çok az sayıdaki üst seviye, üst gelir ülkelerinden birisi de değilse orta gelir tuzağının içinde çabalayıp duruyorlar. 10 bin dolar seviyesi. Duruyorlar. Bu eskiden 3-4 bin dolardı. Onun eşdeğeri şimdi 10 bin dolar. Peki bu ülkeler ne yapacaklar büyümek için? Bu bataklıktan çıkmak için ne yapması lazım? Hizmet sektörü mü? Hizmet sektörü güzel, istihdam kaynağı. Ama katma değeri yüksek değil. Sanayi politikası denilen, devletin sanayileşme politikası değil, sanayi politikası, devletin bu konuda yapabileceği şeyleri kapsayan politikalara bu adı veriyoruz. Olasıdır ki bu bataklığın içinden ülkelerin kurtulma yolu, umudu
Sizin teknoloji olarak da bahsettiğiniz şey bunun içinde sanayi politikalarıdır. Yani yeniden bir sanayileşme. Ama nasıl sanayileşeceksiniz? Neyi kastediyoruz? Sanayileşmeyi nasıl tanımlayacağız? Ki mesela Türkiye bir açıdan baktığım zaman çok sanayileşmiş bir ülke. Ama maalesef böyle çok sanayileşmiş ülke var. Swaziland diye bir ülke var. Birkaç milyon nüfus, tamamen Güney Afrika'nın içinde. Çok sanayileşmiş bir ülke. Yani hakikaten çok sanayileşmiş bir ülke. Nasıl ölçeceğiz sanayileşmeyi? Mesela ben de sanayi sahibiyim. Amerika'da, Bangladeş'te, Zimbabwe'de, İsviçre'de. Nasıl ölçebiliriz sanayileşmeyi? Bir yol, mesela fabrikaları sayarız. Yani ülkede çok fabrika varsa çok sanayileşmiştir. Az fabrika varsa az sanayileşmiştir falan. Tabii bu yeterli değil. Dört tane çok önemli adım var. Mantıklı bir hikaye kurmaya çalışırsak. Birincisi ülke bizim 1920'lerde yaptığımız gibi diyor ki ben yurt dışından bazı makinaları ithal ederim. Eskiden köyünde işte eski usul iplik eğiren, kumaş yapan kadını ben fabrikada işçi yaparım. Çok daha verimli hale gelir. Kelle başına ürettiği kumaş, ip vesaire artar. Bu bir sanayileşme midir? Evet, bu bir sanayileşmedir. Bir evresidir en azından. İthal makinayla eskiden daha atıl duran, hızlandırıyorum, iş gücünüzü fabrikaya sokuyorsunuz, verimli hale getiriyorsunuz. İkinci aşama, o makinaları daha iyi kullanır hale, kullandıkça bu yaparak öğrenme, daha iyi kullanır hale geliyorsunuz. İkinci aşamanın bir aşaması, ara aşaması daha var. Tamir etmeye başlıyorsunuz. Mesela 80'li yıllardan hatırlarsınız. Biz mesela X-ray cihazları falan ithal ederdik. Hastanelerde çok kuyruklar olurdu o zaman. Kuyruk olmasının sebeplerinden biri X-ray cihazı bozulduğu zaman onu tamir edemiyorduk. Yurt dışından adam çok yüksek ücretlerle tamirci gönderecek. Ondan sonra ekipman yok, hizmet yok, elemanınız yok falan. Şimdi bu ülke bu aşamaya geldiyse tamir yapabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yoksa arabanız çalışmaz kalırsınız, tekstil makineniz çalışmaz durursunuz. Güzel ama yetmiyor. Şimdi bu size daha sonra şunu soracağım. Değişik ülkeler hangi seviyede sınıflayabiliriz? Amerika'yı buraya nereye koyacağız, Türkiye'yi nereye koyacağız, İsviçre'yi nereye koyacağız falan. Üçüncü ülke, bazı ülkeler diyor ki, ya ben bazı şeyleri kendim yapayım. Yani bu makina denilen şeyi ben kendim yapmaya çalışayım. Mesela, şimdi Juki diye bir Japon dikiş makinesi fabrikası vardır. 1868'de Meiji, İmparator Meiji, bizde de Sultan Abdülhamit var. İkisi de sanayileşmeye çalışıyor ama bir tanesi daha başarılı oluyor. Öbürü zavallı, başka işlerle uğraşmak zorunda kaldığı için o kadar başarılı olamıyor Abdülhamit. Çünkü siyasetle uğraşmak zorunda. Meiji döneminde Japonya'nın ilk sanayileşmesi. Yurt dışına hani bizim sonradan yaptığımız Sümerbank gibi, Feshane gibi vesaire fabrikalar kuruluyor. Dışarıdan ekipmanlar geliyor. Orada tekstile geçmemiz lazım. Doğu'nun, Osaka'yı, Doğu'nun Manchester'ı yapacağız. Aynı anda diyorlar ki ya biz bu makinaları da yapmalıyız. Oradan size bir sürü makine çıktığı gibi, mesela tekstilciler, hazır giyimciler bilir, Juki diye bir firma var. Veya başka firmalar makinaları da yapmaya başlıyorlar. Aynı anda başlıyorlar, sonradan değil. Demek ki bu önemli bir aşama. Ama bu aşama nasıl bir aşama? Ya tekerleği yeniden keşfetmenize de gerek yok. Taklit yapıyorsunuz, reverse engineering denilen şeyi yapıyorsunuz. Adamın yaptığını alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Siz daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de dördüncü aşama var. Dördüncü aşamada yenilikçi, yani daha evvel olmayan bazı şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi soru şu, yenilikçi bu dördüncü aşamada hangi ülkeler var şu gün dünyamızda? Çok hızlı ondan sonra kapatacağım, artık kısa keseceğim. Bir grafiğim daha var. Dördüncü aşamaya gelmiş hangi ülkeler var sizce? Almanya var, İsviçre. Toplasak 5 tane ülke vardır veya 10 tane ülke vardır. Kore nerededir? İkinci soru. Kore sizce nerededir? Muhtemelen 3 ile 4 arasında. Ağırlık merkezi olarak, yoksa her sektörde farklı olabilir de. Türkiye nerededir? 3. İnşallah. 3 inşallah. Bence 2 maalesef. Bazı sektörlerde 3'teyiz. Çok az bazı sektörlerde belki 4'te olabiliriz. Ama ağırlık merkezimiz çok büyük ölçüde Türkiye olarak açıkçası
2'deyiz. Demek ki bizim büyüyebilmemiz için bu yapıyı değiştirmemiz lazım. Bu yapının değişme şekli sanayileşmeyle oluyor. Ama sanayileşme nedir dersek, sanayileşme, fabrikalaşma vesaire demek değildir. Öyle ölçemeyiz. Öyle ölçersek Swaziland çok sanayileşmiş bir ülke. Sanayileşme bir kapasite inşasıdır. İnsanıyla özellikle, yönetim tarzıyla, yurt dışına açılım tarzıyla sanayileşme sürecini bizim bir kapasite inşası süreci olarak görmemiz lazım. Ve bunun da başarılabilmesi için sadece bu Türkiye için değil, bir takım sanayi politikalarının uygulanması gerekiyor. Sadece şu kadarını söyleyip bitireyim. Sonra belki sorularda şey yaparız. Nasıl bir sanayi politikası uygulayacağız? Bu da çok önemli. Şimdi Türkiye'de şu anda bir sanayi politikası var. İsviçre'de de var, Amerika'da da var, Avrupa Birliği'nde var. Sanayi politikalarının bir şekli genel sanayi politikaları veya sanayileşme politikaları ona diyebiliriz. Yani ya yap bir fabrikada ne yaparsan yap. Bu ikinci aşamaya kadar ülkeyi getirebiliyor. Yap bir fabrika, mühim değil, yap yani bir şey yap. Fakat 2'den 3'e geçebilmek için ya çok tırnak içinde canavar, müteşebbisleriniz, teknolojik iş adamlarınız olması lazım. Bunlar müthiş adamlar. Ve veya kamu kesiminin çok özel politikalar uygulaması lazım. Bunlara da odaklanmış sanayi politikaları diyebiliriz. Bu kısaca şu demek, ya ben ne alanda ne olursa fabrika yapayım değil. 3 veya 4 tane alan seçeceksiniz kendinize. 3 veya 4 tane alan. O alana konsantre olacaksınız. Korelilerin yaptığı bu, Japonların yaptığı. O 4 alanı nasıl seçeceksiniz? Bir slide daha var, o belki soruya. Yani bu çok önemli. O 4 alanı nasıl seçeceğiz? 3 alan. Keşke trilyonlarca dolar bütçemiz olsa da 50 alanı aynı anda yapabilsek, ama öyle bir paramız yok. Dünyada hiç kimsenin parası yok. Demek ki 3 veya 4 alan, ama onu nasıl seçeceğiz? Hangi alan? Gazoz fabrikası mı yapacağız? Mesela gemi sanayi mi yapacağız, havacılık mı yapacağız vesaire. Buna girmeyeceğim çünkü o soruya kalırsa, ilgilenen olursa onu şey yapalım. Ama başka politikalar da var. Temel bilimler, Sayın Bakanımız bahsetti. Temel bilimler. Ben biraz temel bilimler karşıtı gibi görülüyorum nedense, böyle geri kafalı gibi. Evet, temel bilimler çok önemli. Fizik, kimya, matematik çok çok önemli ama çok pahalı. Ya o kadar pahalı ki. Geri dönüş o kadar uzun sürede dönüyor ki, 50 sene sonra, çok önemli ama 50 sene sonra dönüyor. Bizim gibi ülkelerin, benim görüşüm, çok daha sanayi odaklı, korsan bir bakış açısıyla şirketlerinin teknolojik kapasitesini geliştirmesi lazım. Temel bilimler çok çok önemli. TÜBİTAK şimdi bir temel bilimler enstitüsü kuruyor mesela. Ama bunun dönüşü çok geç. Biz 1950'lerden beri İTÜ'de uçak mühendisi yetiştiriyoruz. Ama uçağı yani yeni yeni biraz bir şeyler yapmaya başladık. Demek ki üniversiteyle bazı şeyler olmuyor. Temel bilimler de aynı şekilde yetmiyor daha doğrusu. Burada yanlış anlaşılmasın diye şunu da göstereyim, öyle kapatayım. Öğrenme, kapasite inşası bir öğrenme inşası. Ama bu öğrenmenin çok az bir kısmı üniversitede oluyor. Öğrenme esasında fabrikada olan bir şey. Üreterek öğreniyorsunuz. Ve üretim süreci size üniversiteden belki daha da önemli bilgiler üretiyor. Yani bunun en güzel şeyi de dediğim gibi İTÜ'de biz 1950'lerden beri önce makinenin altında, daha sonra ayrı bir bölüm olarak uçak mühendisi yetiştiriyoruz. Ama yakın zamana kadar bir tane bile uçak yapmışlığımız yoktu. 1940'ları, 30'larla 40'ları kendi kapattığımız fabrikaları bir tarafa bırakırsak. Dolayısıyla öğrenmenin içinde, biraz evvel Sayın Bakan'ın anlattığı çok güzel bir hikayeydi o fındık makinesi. Buradaki öğrenme kadar, üniversitedeki kadar, Ar-Ge öğrenmesi kadar fabrikada öğrenme, bir şeyi bizim mutlaka yapmamız lazım. Yapabilmek için de sanayi politikalarını çok doğru kullanmamız lazım. Yenilikçilik, sanayi, teknoloji ve bilim politikasını nasıl sıralamamız gerektiğini, her ülkede ayrı olabilir, çok iyi dizayn etmemiz lazım. 3-4 tane sektöre de konsantre olmamız lazım. Kusura bakmayın, çok uzattım. Sağ olun.